Karınca Çiftim kanalına hoş geldiniz. Pis yerler ve bir adet çimşek Necmiye. Çılgınlar gibi avını kovalıyor. Avı nerede? Limon Bahtiyar. Daha önceden tanışanlar var. Yayınlarımda görenler var. Ama Karınca Çiftliğimin takipçileri bilmiyor olabilir. Öncelikle <laughs> söyleyeyim. Normalde ben size bir şeyler anlatıyorum ya. Bu sefer siz bana anlatın. Çünkü benim öyle çok 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 internet bilgileri dışında bakın bir hayvan hakkında bilgi sahibi olmak için evet araştırma yapabiliyoruz. Araştırmalarımız var. Google'ımız var. Bakıyoruz, inceliyoruz, öğreniyoruz. Fakat hiçbiri besleme sürecinde yaşadıklarımız kadar eğitici değiller. O yüzden ben geçmişime baktığım zaman papağan çok fazla beslemişliğim yok. Hatta hiç yok. Hint bürbülü besledim, muhabbet kuşu besledim. Çocukken bunlarla ilgilendim fakat yani kuşçu bir adam değilim. Kuşların hep ...özgür olmasını... E, ...diyordum ya önceki videolarımda işte... ...kafese kapatmak kuşları bana bir garip geliyor falan... ...yani bu ne çelişkidir demeyin... ...sonuçta çoğu beslediğimiz hayvan... ...küçük alanda yaşayabilen hayvanlar... ...ama sonra videolarını izleyince bir de bu a***l vardı... ...hatırlarsınız bir tane... ...bir papağanın ölümünden sorumlu olan... ...güya şef olan... Ee, ...onun yaptığı hıyarlıktan sonra aşırı derece tilt oldum ve dedim ki ya ben niye karınca çiftliğime tamam egzotik hayvanları çekiyoruz ama niye bir papağan koymuyorum ya? Niye bir kuş koymuyorum? Niye bir kaplumbağa? Niye bir kedi koymuyorum? Yani herkesin erişebileceği normal hayvanları da niye tanıtmıyorum şeklinde bir uyanışa geçtim ve de karşınızda görmüş olduğunuz güzelliği sahiplendim. %100 bana alışmadı. Eğitim süreçlerini birlikte yaşayalım istiyorum. Çünkü papağanlar hakkında çok bilgi edinmesem de yani araştırmam var ama tecrübem olmadığı için çevremde ne kadar papağan besleyen insan varsa hepsiyle görüştüm. Temel 3-5 tane hepsinin söylediği aynı şeyleri hafızama atarak biraz da olsa kendimi alıştırabildim. Ufak ufak elime gelmeyi başardı. İlk aldığım zaman kafesini kurduğumda bu arada bakın tanıtayım kafesi bu. Onu da yayınlardan bilenler vardır. Atakan Pet Shop gene ...bana kıyağını geçmiştim burada yalan yok... ...dev gibi bir kafesim var... ...bu kafesi de kullanmamın sebebi... ...aslında siz önceden çöp poşeti falan için kusura bakmayın arkadaşlar... ...evde böyle bir dağınıklık var... ...bir temizlik yapıyordum falan... Ee, ...video çekmem gerektiğini hatırlayınca hepsini bıraktım... ...bu kafesin kurulumu çok basitti... ...ve de büyük bir yer olsun istiyordum... ...ya görüyorum böyle... ...kocaman papağanları küçücük kafeslere koyuyorlar... ...bir içim sıkılıyor... ...bu sadece ben evde yokken... ...papağanla kedi %100 birbirine alışana kadar güvenli bölge niyetiyle kullandığım bir kafes aslında. Zaten bunun eğitim alanı var üstünde. Oh reis hoş geldin. Bu eğitim alanını kullanmıyorum. Onun yerine kendime şöyle bir şey yaptım. Bunu da böyle işte satış sitesinden aldım. 20 liraya mı 30 liraya mı ne? Bu kafesin üst parçalarını na oraya taktım. Zaten görüyorsunuz bak. E, kelepçelerle, plastik kelepçelerle taktım. Hey Yemlikleri de olarak oldu. Genelde limon bahtiyar. Adı da bu arada o az önce anlattığım yüzünden hani ondan esinlenerek bir bahtiyar öldü bir bahtiyar yaşamaya devam etsin niyetiyle koyduğum bir isim. Böyle bir alan yaptık kendisine ki yayınlarda arkada dursun. İşte beni sürekli yukarıdan izlesin. Papağanlarda o çok önemliymiş. Yani yukarıdan izlediği zaman kendini güvende hissediyor ve gözlemleme şansı oluyor. Bu onların size alışmasını sağlıyormuş. İlk edindiğim bilgilerden biri oydu. Gülsey'e selamlar. Ee, sonrasında ...usulca yaklaşmam gerektiğini... ...çok korkutmamam gerektiğini... ...ve de sevebileceği bir besini... ...ona ödülmüş gibi verme. Zaten hani düz mantık baktığınız zaman... ...öyle olması gerekiyor. Şimdi eskiden ben bu kadar bile yaklaştığımda... ...kaçıyordu benden. Şimdi alıştı. Niye? Çünkü üstten beni izliyor sürekli. Ben burada yayın yapıyorum. Ee, sesimi duyuyor, sesimi duyuyor. Geceleri yattığım zaman... ...bunun üzerine koyuyorum. Üstten beni izliyor. Gündüzleri yemek yerken buradayım. Beni izliyor. Aldığım zaman kuyruğu yoktu mesela kuyruğu uzadı. İşte tüyleri biraz hırpalanmıştı onlar düzeldi. Yani sağlık açısından gayet iyi durumda. Emin olamadığımız bir konu var. Bahtiyar dişi mi erkek mi? Şimdi normalde erkeklerin boyun çevresinde ee, işte belirgin bir tasma deseni oluyor. Çizgi oluyor. Dişilerde bu daha soluk. Fakat bunu ben sahiplenirken erkek denildi. Sonra işte Facebook'ta veya Instagram'da görenler dişi dedi. Kimisi erkek diyor, kimisi dişi diyor. Henüz daha belirginleşmemiş diyor. Daha fazla belirginleşmez diyenler var. O yüzden en sonunda dedik ki bir üniversite varmış DNA alıyormuş. DNA'sını, tüyünü yollayalım. Tam emin olalım. Bu Pakistan papağanı dişi mi erkek mi? Yani yorumlarda eminseniz yazabilirsiniz. Bir göz atarım. Şimdi bir papağanı eğitirken neler yapmak gerekiyor diye bir bilgi veremeyeceğim. Ya oğlum manyak mısın lan? Manyak mısın ya? Manyak mısın? Manyak mısın? çok güzel değilmiş kediler çok güzel değilmiş kediler. Şu kediler çok güzel değilmiş kediler. Papağana kitleniyor. Ha bu arada merak edenler vardır. Kedi Şimşek Necmi'ye limon bahtiyara bir şey yapmıyor mu diye. Vallahi tek derde oyun oynamak. Ama papağan pek oyun oynamak istemiyor. Yani Bahtiyar bayağı saldırıyor, açıyor gagasını, ısırmaya çalışıyor. Kedi de korkuyor açıkçası. Tam tersi bir hikaye var. Altında sürekli döndüğü için böyle. Manyak. Ee, neyse, konudan konuya atlamayalım. Şimdi, size öyle temel bilgiler veremeyeceğim. Eğitim ile ilgili. Çünkü ben de sizin kadar araştırıyorum. Fakat geldiği andan itibaren yaptığım şey şu. Az önce anlattıklarım yani üstte durması sürekli aktif olarak hayatımın içine dahil etmem edebildiğim kadar. İkincisi de yemleme oldu. Şimdi ilk başta ben böyle bir elma dilimi yeşil elma dilimi kesip elimi uzattığım zaman ee, kaçıyordu. Mesela şu pozisyona kesinlikle yaklaşamazdım. Ama şimdi kaçmıyor çünkü elma vereceğimi sanıyor. Hatta gelin elma verelim ya. Şimdi sürekli onunla konuşmam da gerekiyor da videoda böyle bat ya cici koş, cik koş. <gülüyor> yapmayacağım. <gülüyor> Normalde yapmıyor değilim. Ters ışık çekiyorum video şu tarafa gelsem. Bak yeşil elma en sevdiği şey. Bahtiyar yer misin? Aa, Bak hiç zorlamıyorum. Böyle elimi uzatıp bakıyorum mesela kaçacak, atlayacak veya istemiyor. Hemen uzaklaşıyorum. arkasını döndüğü zaman bir adım geri atıyorum. Ya bunlar kendi yöntemlerim bilmiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla bunlar oluyor. Şimdi bedenim uzak, kolum ötede. Beslemeye çalışıyorum ki bedenimden korkmasın diye. Ha, tamam bir tadını aldı. Şimdi lokmasını bir yesin. Ben de diğer tarafa geçeyim. Boklara aldırış etmeyin. Onları böyle haftada bir temizliyorum. Bahtiyar al bak hala benden çekiniyor görüyor musunuz? Al bakalım. Al bakayım. Oo. Oh, yarasın kardeşime. Oo. Oh. Bu da nasıl kıskanıyor biliyor musunuz? Nasıl kıskanıyor? Çıldırıyor, çıldırıyor. Bahtiyar al. Oh, ulan böyle bir koparma da yok ha. Şimdi normalde bunun altına şey seriyorum, gazete kağıdı seriyorum. Videoda çok çirkin gözükür diye koymadım. Sanki etraf çok düzgün de. Ah. Ah. Bir de yani ben mi acaba yanılıyorum? Şu sesi falan yaptığım zamanı sürüyor ya. Ya, o kadar acemiyim ki kuş konusunda. Ama sonuçta hani hep diyorum ya ee, az çok hayvan bakmayı o sorumluluğa girebileceğinizi biliyorsanız ee, besleyebiliyorsunuz. Yani korkusuz olabiliyorsunuz. Şimdi hiç, bir, hiç böyle hayvan beslememiş ne olduğunu bilmeyen bir insan olsam e, riske girmezdim. Ah. <laughs> oh, böyle lokmayı böyle kocaman yiyor ya. canım böyle öpesim geliyor ya şu bok görüntüsü beni rahatsız etti şu tarafa gidiyorum. Hadi. Bir de buradan besleyeyim seni. Bahattin. Bu arada bileziği var. Tüm belgeleri var. Bileziğini takmıyor. taktırmıyor, Çok ısırıyor. Tecrübesi olduğum için de e, zorlamak istemiyorum. Baş parmağını büküp elini açıp takılıyormuş. Onu bir ara bu işten anlayan bir arkadaşa götürüp e, taktıracağım. Öf. Bu Pakistanlıların arasında mavi olanı, yeşilleri standart olanları zaten bizim Türkiye sınırları içerisinde de görülen bir papağan. E ama ben maviyi görünce aşık oldum. Çok hoşuma gitti. Rengi ne kadar çıkıyor bilmiyorum videoda ama istemiyor musun? Tamam bak hemen çekiliyorum. Sabırla. Hep sabır. Ee, ne yem veriyorum derseniz bir kere her zaman suyu var, <laughs> yemeği var. Karışık alıyorum işte papağan yemleri, açık da alıyorum bazen, kapalı da alıyorum Atakan'dan alıyorum, her yerden alıyorum bir şeyler. Ee, ekstra olarak meyve veriyorum ee, yani işte genelde yeşil elma çok seviyor, yeşil elma sevdiğini bildiğim için ondan veriyorum. Al bakalım, al bakalım. O elimi değil lan. Tamam, bir panikledin sen. Al bakayım. Battı. E, vermem gereken bir başka bilgi bunlar yani Pakistan papağanları çok öyle konuşabilen, çok kelime e, haznesi olan, kelime hafızası olan kuşlardan değiller ama çok ilgi ve alaka gösterildiği zaman e, bir takım melodiler veya konuşmalar yapabiliyorlar. Biraz daha sesleri böyle muhabbet kuşu gibi, ölen yani daha kapalı <laughs> ses çıkardım bilmiyorum ama daha robotik bir ses çıkıyor diğer e, papağanlar gibi onu hani küfür edenler, konuşanlar, muhabbet edenler gibi değil konuşmaları. Ama çok da mühim değil. Sesi çıkarmıyor. Yani benim sesimi veya varlığımı hissettiği andan beri, yani ben bu eve, bu arkadaş bu eve girdiğinden beri hiç sesini duymamıştım. Ta ki işte kaç ay oluyor? 3 ay 4 ay olsa geleli. 3 aydır, 4 aydır sadece sabahları ben içeride uyurken ve o kafesindeyken konuşmaya başlıyor. Abi değişik değişik sesler çıkartıyor, bıdı bıdı sesler bağırıyor, çağırıyor. Bir kızıyorum, sus diyorum yeter uyuyamadım falan. Ama son dönemlerde ben burada otururken de ufak ufak konuşmaya böyle bir sesler çıkarmaya başladı. E bir de böyle keyif sesi var bunların galiba bilmiyorum. Keyif mi? böyle bir sanki çekirdek çıtlar gibi kabarıp böyle tık, tık 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 böyle kemiriyor bir şeyleri gibi gagasından ses çıkartıyor. Böyle pofidik oluyor zaten çok tatlı gözüküyor an. Herhalde ufak ufak yerine alışıyor, bana alışıyor diye hissediyorum. ama elimden geldiğince de işte okuyorum, ediyorum, videoları izliyorum. İnsanların papanlarını görünce bayağı bir özeniyorum. Böyle bakıyorum ulan nasıl kedi gibi sürekli boynunda mıncık mıncık öpüyor. Al lan. Al daha ne yiyeceksin? Bir kilo elma yedin lan. Rızkını yedin lan mahallenin. Yeter herhalde. Şimdi ben böyle elmayı küçük küçük uzata uzata alıştıra alıştıra ufak ufak parmağımı boynunun altına götürmeye başladım. Bedenim uzaktayken ama. Ve bir baktım ki a elime çıkıyor. Bakın mesela. Çıktı bak. Gel. Bak görüyor musun? Böyle alıyorum. Sonra o güveni vermek için diğer taraftan da döndüremedim. Tekrar koyuyorum. Bu hareketi sürekli yapmaya başladım. Son iki haftadır elimden geldiğince benden böyle kaçıyor mesela bir tık, iki tık. Şöyle döneyim gene. <laughs> Döndüm. Şimdi gel. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi tekrar koyuyorum. Böyle böyle etrafında döne döne hiçbir yani mantığı olmadan yapıyorum bunları. Araştırdım da öğrendim değil yani. Kendi başıma <laughs> alışsın bana diye. Garip garip yöntemler. Şunu alıştırdım. Bu konuda çok mutluyum ama tabi sabit durmuyor. Hep bir gitmek istiyor aslında. Kaçmak istiyor. Durum bu. Kafesine koyarken şöyle koyuyorum artık. O konuda da tecrübeliyiz. Gel. <laughs> Bahtiyar gel. Aferin sana. Aferin sana. Gel bakalım. Bakın. Böyle. Böyle duruyor. Mesela şu an gezintiye çıktı. Gel. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Bu eğitimi verdim. Verebildiğim kadar. Yeşilleri vardı bunun aldığım zaman. inanılmaz agresiflerdi. Sürekli çığlık çığlığa bağırıyorlar ediyorlar. Şöyle biraz yakından çekmeye çalışayım. Bir bakın dişi mi erkek mi? Siz de tam bir emin olun. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Çok güzel ama ya. Yani iyi ki almışım sahiplenmişim. Ben bu kadar tatlı bir şey görmedim ve ee, böyle bana alıştıkça elime geldikçe işte hep hayalini kuruyorum ulan uçsun gelsin omzuma konsun ne bileyim yayındayken sohbet edelim muhabbet edelim iki küfür etsin falan böyle insan istemiyor değil ama papağan sahiplendiğim için size de bunu göstermem gerekiyordu çünkü işte ilk eğitim videosu diyebilirim bu yani yaptığım tüm şeyleri sıraladım size 2 3 ayda Elime gelmesini sağladım. İşte bak eskiden şunu falan yapınca direkt atlıyordu kaçıyordu yani hiç durmuyordu. Bu durumda iyiyiz. Onları size göstermek istedim. Yani bunun ikinci serisinde işte belki part part küçük küçük böyle eğittiğim anları falan gösterebilirim. Sohbet muhabbet videolarından biri bu da yani. işte o samimiyeti arıyorsunuz ya. Bu arada videolar e, hani beğenenler daha çok çok teşekkür ederim. Bir kere her şeyden önce bir emeğin olduğunu görenler var. Abi ses kötü diyenlere de buradan dermişim yok. Evet ilk videoda sesimiz baya kötüydü. Olsun. İlkin günah olmaz. <laughs> Onun dışında da yani e, Bahtiyar'la ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Daha genç bir kuş zaten. Evraklarını falan gösteririm. Yaklaşık olarak herhalde 6-7 aylık falandır. Ya da bilemediniz 8 aylıktır. Tam emin değilim. Bakarım onu da. E, birlikte bileziğini takarız. Şu DNA aşamalarını bir inceleriz. DNA'da ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Ha renklerini nasıl gösteririm? Gel bakayım bir. Gel. Gel. Oh, ateşledi. <laughs> çok güzel hadi ya. Gel tamam hadi. Ya ışığım biraz kötü. Işık biraz kötü olduğu için böyle loş ortamda çekiyorum. Renklerin tam göremiyor olabilirsiniz ama çok güzel bir Aa bak bu bu ışık güzel. Bu ışık güzel. Çok güzel bir mavisi var. Ee, video bu kadardı sohbet muhabbet bahtiyarla tanıştınız ha bir de bir bilgim daha var burayı iptal ediyorum Ay boka bastım burayı iptal ediyoruz arkadaşlar buraya size özel gene karınca çiftliğimde olsun diye size özel bir video çekeceğim ee, buraya çok güzel bir bitki akvaryumu gelecek sıfırdan yapacağım bütün aşamalarını göreceksiniz ama sürpriz olsun çünkü biraz böyle paludarium şeklinde de olacak o kadar söyleyeyim ee, buradaki akvaryumda artık bir yere taşırız bunu iptal etmiyorum yani hala çok güzel. Sırf zemini böyle olması bile yetiyor yani. Evet Bahtiyar memnun olduk kardeş. Kendine çok iyi bak. Ee, gün geçtikçe seni daha iyi tanıyacağız. Huylarını daha iyi öğreneceğiz. Ve de sonunda diyeceğiz ki tamam gel kanki olalım kanki. Omzumdan ayrılmayacaksın duyuyor musun? Bak yarın öbür gün bu videoları izle. Omzumdan ayrılmayacaksın cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Tamam hadi gerilme. Evet arkadaşlar öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki video seveceğiniz bir içerik hazır cepte. Karınca çiftliğim MR stüdyosundan bir karede gelecek. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mucuk mucuk.